Merhaba tatlı güzel ruhlar, ben Tarot Prensesi. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün günlük okumanızı yapmak üzere karşınızdayım. Son zamanlarda şöyle bir düzen oturttum. Bu arada fark etmeyenler için söyleyeyim. Pazartesi günleri hariç diğer günler açılım geliyor. Ve Instagram'dan da bir anket yapmıştım. Oranın sonuçlarından dolayı. Arada bir deste seçmeli açılımlar, arada bir de bugünkü yapacağımız gibi genel kolektif açılımlar. Zaten hepsi kolektif ama bu direkt böyle genel oluyor. İkisini de ben de seviyorum. Siz de seviyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla, anket sonuçlarından gördüğümüz kadarıyla gelen sonuçları değerlendiriyorum. Diyelim umarım hoşunuza gider. Ve mutlaka beğeniyorsanız, takip ediyorsanız, desteğinizi abone olarak ve videolarıma beğeni bırakarak gösterebilirsiniz. Ve çevrenizde de paylaşırsanız, ailemizi büyütmemize yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet, hadi bakalım. Şöyle bir ihtiyacımız olacak gibi hissediyorum. Bir konuşturma destemi de yanıma aldım. Yani demek ki bugün bir aşk açılımı yapıyoruz. İçinizden ne geçiyorsa, aklınızda bir soru varsa sorabilirsiniz. İçinizden geçirebilirsiniz. Şunu hissettim. Bir ateş kartı, bir sihir kartı, bir de aslında mağara. Evet, mağara kartı geldi. Tabii bunlar ne anlamlara geliyor? Birazcık bahsedeyim. Ateş biraz daha kendinizi ortaya koymak isteyeceğiniz ya da belki karşı tarafın kendisini ortaya koymak isteyeceği bir döneme girmiş olabileceğinizi gösteriyor. Sihir kartı biraz beklenmedik, mucizevi şeylerle karşılaşabileceğinizi ve mağara kartı da aslında kendinizi bazı durumlardan korumak isteyeceğinizi gösteriyor. Daha detaylı bir şekilde açıklamak için gel bakalım. Bakın, kendisini gösteren bir karşı taraf var burada. Kendisini ortaya koymak istiyor. Sizin gözünüzde daha görünür olmak istiyor. Bu kişi oldukça aslında kendine güven duyan birisi. Fakat belki sizinle olan ilişkisinde bir takım konularda yetemediğini, yeterli gelmediğini ve aslında başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisini çok daha net bir şekilde ortaya koyarken, yani bu romantik ilişki olmak zorunda değil, iş hayatında, ailesiyle olan ilişkilerinde daha net, daha böyle çizgileri belli bir şekilde davranırken, sizinle olan ilişkisinde biraz daha kendisini hani eli kolu bağlanmış gibi görüyor. Biraz daha ne denir? Kelimeyi bulamadım. Böyle sanki dili bağlanmış, konuşamıyor. Ay şimdi bak, o kelimeyi bulamadım ya, kafama takıldı. Münasebetsiz diye isim geliyor ama değil. Neyse. Tam böyle söylemek istediklerini ortaya koyamıyor diye hissediyor. Şimdi bu sizin yanınızda çok fazla heyecanlandığı için bu düşünceye girmiş olabileceğini de gösteriyor. Yani başkalarının yanında daha rahat, daha kolay bir şekilde kendisini ortaya koyuyor. Ama sizin yanınızda biraz daha ketum, hata yapmaktan korkuyor. Ağzından böyle farklı bir şey çıkacak da yanlış anlaşılacak diye korkuyor. Biraz bundan dolayı eli ayağına dolaşıyor gibi bir şekilde yansıttı buraya. Ve sizden bir şeyleri böyle istemeden gizlemiş olabilir. Bazı konularda kendisini olduğundan farklı göstermiş olabilir. Dediğim gibi bence biraz bu kişi telaş yapıyor. Ve bundan dolayı da aslında bir şeylerin olacağına inanıyor. Bir şeylerin olmasını istiyor. İleriye yönelik yaptığı, size gösterdiği tavrın karşılığını sizden almak istiyor.
Ama biraz da bu kişi sizi sanki takıntı yapmış gibi de görüyorum yani. Sizinle biraz daha ilerisini istiyor, daha ciddi boyutlarda bir şey istiyor. Fakat bunu tam olarak dile getiremediği için bunu alamayacağına dair içinde bir stres yaptığını görüyorum ben bu kişinin. Özellikle bu açılımı dinlediğiniz dönemlerde zamansız bir açılımdır. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için söylüyorum. Bu kişi sizi 7/24 düşünüyor. Yani 24 saat boyunca bu kişinin aklındasınız. Ve kendimi daha nasıl gösteririm, nasıl ortaya koyarım, onun gözünde nasıl daha görünür olurum diye düşünüp ama bu düşüncelerini çok da eyleme dökemediğini görüyorum. En azından şu ana kadar çok da eyleme dökememiş. Eyleme dökse de istediği boyutlarda bir başarı elde edememiş kendi gözünden baktığımda. Fiziksel anlamda hani bir şey mi yaptınız, saçınızı mı değiştirdiniz, işte spor yapıp fitleştiniz mi, görüntünüzü mü değiştirdiniz, giyim tarzınızı mı değiştirdiniz ya da tamamıyla böyle auranız mı güçlendi, değişti. Neden söylüyorum? Çünkü özellikle son zamanlarda yine fiziksel olarak bu kişi sizi aşırı derecede beğenmeye başlamış. Yani bu hem görüntünüzden kaynaklı olabilir, hem auranızın ona yansıttığı o enerjiden kaynaklı olabilir. Yani daha önceden özellikle aranızda bir şeyler olacakken olmadıysa bu kişi de bu arada sizi itmiş olabilir. Tam olarak yapmak istediği şey o değilmiş. Ama geçmişte bir şeyler yarım kaldıysa, yaşanabilecek şeyler yaşanmadıysa, özellikle sizin için söylüyorum. Burada geçmişi bir telafi etme isteği var. Ve sizin yanınızda olmak istiyor bu kişi. İnanılmaz derecede bir çekim var burada. Hatta burada bahsetmiştim, bir sihir kartımız geldi. Bununla beraber de şöyle düşünüyorum. Çok beklenmedik bir şekilde bu kişiden bir adım, bir tavır görebilirsiniz. Yani illaki iletişimsiz olanlar için söylemiyorum, iletişim halindesinizdir ama bu kişiden net bir şey göremediğinizi düşünüyorsunuzdur. Bence bu arada sizin düşünce tarzınızla bu kişinin düşünce tarzı çok farklı. O bir şeyleri ortaya koyduğunu düşünüyor ama aslında sizin gözünüzde belki de ortada hiçbir şey yok. Yine de bir ateş elementi görüyoruz burada. Daha bir ateş enerjisini üzerinde taşıyacağı, kendisini göstermek isteyeceği, sizin tarafınızdan görünür olmak isteyeceği bir döneme giriyor. Ve biraz daha aslında evet o içten gelen heyecanla hareket etmek istese de diyor ki ben sadece böyle bir heves uğruna değil, gerçekten bir şeylere temel atmak için, sağlam bir şeyler kurmak için sana geliyorum. Yaşantılarınız varsa, yaşantılarınız, yani anılarınız demek istiyorum. Yaşanmışlıklarınız varsa, anılarınız varsa, bu kişinin bu anıların çok fazla aklında olduğunu görüyorum. Yani 24 saat düşünüyor dedim ya, geçmişi düşünüyor gibi sanki bu kişi. Geçmişte sürekli aklı. Yani yaptıkları, yapamadıkları, bazı konularda hani neden öyle yaptım diye pişmanlık duyuyor. Bazı konularda da keşke daha fazlasını yapsaydım diyor. Kendisine bir tık böyle sıkışık hissettiğini görüyoruz burada. Çok hareket edemediğini ve özellikle şu anda hani onu izliyorsanız, bakıyorsanız ona, gözlemliyorsanız çok böyle sizin gözünüze saçma gelen hareketler yapıyor olabilir. Kendisini biraz saklamak istiyor gibi. Çünkü utandığı bazı şeyler var, pişmanlık duyduğu bazı şeyler var ve bence hani demiştim ya böyle eli ayağına dolanıyor gibi. Gel bakalım. Evet, müthiş bir eş zamanlılık. Tam söylediklerimi tasdikleyen, söylediklerimi özetleyen muhteşem bir cümle geldi ondan. Aslında iki cümle. Diyor ki, her gün birlikte olsaydık nasıl olurdu diye düşünüyorum. Bir gün teslim olmaya hazır olacağım. Geçmişte evet bu kişi teslim olmaya hazır değilmiş. Ama bence şu anda
gittikçe her geçen gün daha da size ve size duyduğu aşka teslim olmak istiyor ve her gün birlikte olsaydık nasıl olurdu diye düşünüyor. Zaten sizi sürekli düşündüğünü söylemiştim. Burada beraberliği, bakın şu kartta beraber de söylemiştim. Beraberliği, hani sizle olsaydı neler yaşardı, nasıl olurdu, nasıl hissederdi, hayatı nasıl olurdu, günlük yaşantısı nasıl olurdu, hani işten çıkıp eve gitmezdi de belki sizle buluşurdu, belki sizle kafasına takılan şeyleri paylaşırdı, sizin ona vereceğiniz sevgi, ilgiye ihtiyacı olurdu vesaire vesaire. Bu tarz düşüncelere son zamanlarda o çok kapıldığını ve yine aslında zihnin içerisinde yaşadığını görüyoruz burada. Bunun üstüne aslında bir kart daha çekesim yok yani. O kadar güzel geldi ki. Bence burada bırakalım. Çünkü bir kere burada şu var. Hani dedi ya, bir gün teslim olmaya hazır olacağım. Demek ki buradaki bu mağara kartı, bu kendini korumaya alma içgüdüsü. Hatta bakın şöyle bu hani doğa olarak tabi buraya tasvir edilmiş ama şuradan çıkan ağaçlar bir nevi diken gibi. Kendisini korumak istiyor. Geleni püskürtmek istiyor. Yani bu bu his bu kişide, partnerinizde muhtemelen çok çocukluğundan beri olan bir şey. Ve bunu aşacağını, bunu aşmaya çalıştığını gösteriyor. Ki biri 17, biri 19 gelmiş bakın. Hani sanki biri geçmiş, biri daha gelecek gibi. Ki hazır olacağım diyor yine de burada. Biraz daha zaman ver diyor sanki. Tabii bu zamanı verip vermemek tamamen sizin özgür iradenizde olan bir şey. Ama bu kişinin aklından ne geçiyor diye merak ediyorsanız bu kolektife yansıyan enerji bu şekilde. Daha çok kendisini ortaya koymak istiyor. Ve şunu görüyorum, diyor ki senle hani böyle eğlenmek istiyorum. Gerçekten ufak tefek ayrıntılar, ufak tefek hesaplar peşinde koşmak istemiyorum. Eğlence, yani eğlence ihtiyacım var. Seninle beraber özellikle. Hani beraber bir yerlere gidelim, beraber konserlere gidelim, dans edelim. Çok fazla şey düşünmeden, çok ciddi şeyleri de düşünmeden, belki hatta yaşanmışlıklarınız var, geçmişteki hatalar var. Çok o konulara girmeden hani birazcık sıfırdan başlayalım diyenler de var tabii bunların arasında. Ama ben burada çoğunluk için şöyle bir şey hissettim. Hiç başlayamamış. Hani böyle hep başlayacak gibi olmuş ama hiç başlayamamış ilişkiler. Özellikle bence bugünün enerjisine yansıdı. Beni düşünüyor mu diyorsanız, artık hani kendinizi platonik gibi hissediyorsanız, bakın burada bu kişi diyor ki ben seni çok düşünüyorum ve yine de size bir takım sizin için bir takım emekler göstermiş. Ve bunun karşılığını almak istiyor. Bu karşılığı almadan bırakmak istemiyor. Bu da aslında bir gelecek enerjisi de olduğunu gösteriyor. Yani gelecekte de bir şeyleri sanki devam ettirmek istiyor. Şu anda daha planlama döneminde. Bu dönem sizin için tam böyle ilişkinizi düzenleme, ilişkinizi planlama, ilişkinizi değiştirme, dönüştürme dönemi. Özellikle partneriniz için bu şekilde. Siz de buna katılırsanız güzel bir şekilde bir şeyleri inşa edebilirsiniz. Özellikle sıfırdan başlayacak olanlar için diyorum. Yani hiç o ilk ciddi ilişki boyutuna gelememiş olanlar için diyorum. Burada güzel bir fırsat olabilir. Fakat böyle birden gözü kapalı bir şeylere atılmak değil de biraz daha onararak, biraz daha böyle yavaş yavaş ve zamana yayarak gidilecek bir yol gibi gözüküyor burada açıkçası benim gördüğüm. Ama duygusal bir dönemden de geçiyor karşı taraf. Aşırı duygusal değil ama evet, bir duygusallık var. Yine de geleceğe yönelik plan yapma isteği de var içerisinde. Çünkü sizin bu kişinin gözündeki etkiniz çok büyük. Yani çok yoğun bir enerjiniz var bu kişi üzerinde ve sizi unutması imkansız. Hani bir süre geçtiyse hala unutmamış diyebilirim.
o öyle şeylere dokunmuşsunuz ki onun hayatında. Öyle noktalarda ona yardımcı olmuşsunuz ki. Hatta üçlü ilişkisi olanlar için şöyle söyleyeyim. Bu kişinin bir kişiyle daha ilişkisi vardır. Sizinle paylaştıkları çok bambaşkadır. Yani siz ona çok farklı bir noktada onu anlıyorsunuzdur. Aradaki bağlantı çok bambaşkadır diyebilirim. Ama genel olarak için herkes için de şunu söyleyeyim. Çok farklı bir yönden anlıyorsunuz onu. Çok farklı bir yönden algılıyorsunuz onu. Ve bu zaman zaman hani onu tedirgin edici bir his de veriyor. Fakat sizi kaybetmek de istemiyor. O tedirgin olduğu raddeyi aşarsa eğer burada teslimiyet gelecek zaten ki burada da böyle söylemişti. Evet güzel ruhlar, sizin için yaptığım okuma bugün bu şekildeydi. Eğer hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve yanındaki zile basıp kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Özel danışmanlık ihtiyacınız olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.